Yeni bir matematik dersinden daha herkese merhaba. Çocuklar, bu dersimizde uzunluk ölçme problemleri konusunu işleyeceğiz. İlk sorumuzda A noktasından yola çıkan bir karınca D noktasına varmıştır. Bu karınca kaç santimetre daha yürüseydi 4 metre yürümüş olurdu. Sorumuzun çözümüne başlamadan önce verilenleri inceleyelim. Karınca A noktasından D noktasına gidene kadar B ve C noktalarından da geçiyor. AB doğru parçasının uzunluğu 143 cm, BC doğru parçasının uzunluğu 92 cm ve CD doğru parçasının uzunluğu 110 cm. Bizim D noktasına gidene kadar karıncanın ne kadar yol aldığını bulmak için toplama işlemi yapmamız gerekiyor. 143 110 ve 92'yi topladığımızda 345 cm yol yürümüş olduğunu buluruz. Peki soruda bizden ne istiyordu? Karıncanın 4 metre yürümüş olabilmesi için daha kaç santimetre yürü yürümesi gerekir diye soruyordu. Santimetre olarak sorduğu için o zaman biz 4 metreyi santimetreye çevirelim. 4 metre eşittir 400 santimetre. 345 santimetre yol yürümüştü zaten. 400 cm olabilmesi için ne yapıyoruz? 400'den 345'i çıkardığımızda 55 cm daha yürümesi gerektiğini buluruz. Şimdi de ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda Ahmet'in adımı 25 cm'dir. Ahmet 16 adım attığında kaç metre kaç santimetre yol alır diye soruyor. Ahmet'in her adımı 25 santimetre olduğuna göre her adım atışında 25 santimetre ilerlemiş olur. Ahmet toplamda 16 adım ilerlemişti. 16 defa 25 santimetre ilerlemiş oldu. Biz toplamda ne kadar ilerlediğini bulmak için 16 ile 25'i çarparız ve 400 santimetre buluruz. Ama bize soruda metre olarak istemiş. 400 santimetreyi metreye çevirdiğimizde de 4 metre yol aldığını buluruz. Şimdi de üçüncü sorumuza bakalım. Terzi Fatma Hanım 5 metre 40 santimetre uzunluğundaki kumaşı 6 parçaya ayırıp 2 parçayı kullandı. Kullandığı parçanın uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Terzi Fatma Hanım elindeki kumaşı 6 parçaya ayırmış ve parçalara ayırdığı bu kumaşların iki parçasını kullanmış. Soru çözümüne başlamadan önce soru da bize santimetre olarak soruyor. Ama kumaş miktarını 5 metre 40 santimetre uzunluğunda vermiş. O zaman ilk önce biz 5 metre 40 santimetreyi santimetreye çevirelim. 5 metreyi çevirirken yanına 2 tane sıfır ekliyoruz. 5 metre 500 santimetre oluyor. 40 santimetre daha eklediğimizde 540 cm oluyor. Biz bu 540 cm kumaşı 6 parça ayıralım. Eşit şekilde parçaları ayırmak için bölme işlemi yapıyoruz. Her bir parçayı 90 cm buluyoruz. İki parçasının uzunluğunu soruyor. İki tane 90 cm'yi de 2 ile 90'ı çarparak buluruz. Yani 180 cm parça kullanmış. Dördüncü sorumuzda marangoz Hasan amca 7 metre tahtanın önce 2 metre 47 santimetresini daha sonra ise 3 metre 15 santimetresini kullanmıştır. Geriye kaç metre kaç santimetre tahta kalmıştır diye soruyor. Marangoz Hasan amca 7 metre tahtayı kullandıkça elindeki tahta miktarı azalıyor. Geriye kalan tahtanın uzunluğunu bulmak için önce kullandığı miktarı bulmamız lazım. 2 metre 47 santimetre ile 3 metre 15 santimetreyi topladığımızda toplam kullandığı tahta uzunluğunu buluruz. Uzunluk ölçülerinde toplama işlemi yaparken santimetreleri kendi arasında, metreleri kendi arasında topluyoruz. 47 santimetre ile 15 santimetreyi topladığımızda 62 santimetre, 2 metre ile 3 metreyi topladığımızda da 5 metre buluyoruz. Yani 5 metre 62 santimetre tahta kullanmıştır. Peki bizim elimizde ne vardı? 7 metre tahta vardı. Biz bu 7 metre tahtanın 5 metre 62 santimetresini kullandığımızda geriye kalanı bulmak için çıkarma işlemi yapıyoruz. 62 santimetreyi çıkarabilmemiz için 7 metreden 1 metre alıyoruz ve bunu santimetreye çeviriyoruz. 1 metre 100 santimetreye eşittir. 100 cm'den 62 cm'ye çıkardığımızda 38 cm. Elimizde 6 metre kalmıştı. 6 metreden de 5 metre'yi çıkardığımızda 1 metre kalıyor. Yani 1 metre 38 cm tahta kalmıştır. 5. sorumuzda güler yüzlü bir ailemiz var. Bu ailenin en küçük ferdi yani oradaki küçük prensesin bize bir sorusu var. Benim boyumun uzunluğu 134 cm'dir. Annem benden 28 cm uzundur. Babam ise annemden 13 cm daha uzun olduğuna göre babamın boyu kaç cm'dir diye soruyor. Soru çözümüne başlamadan önce verilenleri yazalım. Küçük kız 134 cm'ydi. Annesi kızdan 28 cm daha uzundu. Babası ise annesinden 13 cm daha uzunmuş. Bize babasının boyunu soruyor. Önce annenin boyunun uzunluğunu bulalım. Kızın boyu 134 cm idi. Annesi de ondan 28 cm daha uzun olduğu için 134 ile 28'i topladığımızda annenin boy uzunluğunu 162 cm buluruz. Baba ise anneden 13 cm daha uzundu uzun olduğu için yine 162 ile 13 topladığımızda da babanın boy uzunluğunu 175 cm olarak buluyoruz. Altıncı ve bugünkü son sorumuza bakalım. Yandaki kitaplıkta raflar arası 25 cm'dir. Kitaplığın yapımında kullanılan tahtaların kalınlığı 4 cm olduğuna göre kitaplığın yüksekliği kaç metre kaç santimetredir diye soruyor. Verilenleri şekil üzerine yerleştirdiğimizde 5 tane raf aralığı olduğu için 5 tane 25 cm ve 6 tane de aralarda raf aralarında tahta kullanıldığı için her bir de 4 cm olduğundan 6 tane de 4 cm yazıyoruz. Önce raflar arası toplam mesafeyi bulalım. 5 tane 25 cm olduğuna göre 5 ile 25'i çarptığımızda 125 cm buluruz. Daha sonra tahtaların toplam kalınlığını bulmak için de 6 tane 4 cm olduğunda 6 çarpı 4'ten 24 cm buluruz. Kitaplığın yüksekliğini sorduğu için 125 cm ile 24 cm'yi topladığımızda da 149 cm buluruz. Bizden kaç metre kaç santimetre olarak soruyor? 149 santimetreyi de metre ve santimetreye çevirdiğimizde yüzler basamağını metre olarak kabul ediyoruz. Onlar ve birler basamağını da santimetreye yazıyoruz. Yani 1 metre 49 santimetre olarak kitaplığın yüksekliğini bulmuş oluyoruz. Çocuklar bu dersimizde uzunluk ölçme problemleri konusunu işledik. Bir sonraki matematik dersinde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.